Ameliyat oldum, her şey bitti demek doğru mu? Hemen şöyle e, direkt e, cevabını verelim. E, fıtık sebep midir, sonuç mudur? Aslında bir ön sorusu olsun Çağlan'ın bu sorumuzun. Soralım, sorumuzu. sebep midir, sonuç mudur? Fıtık sonuçtur. Biyomekanik açıdan, hatta direkt iskelete geçelim. mi? Direkt gösterelim. Direkt aksiyona geçelim. Tamam. <laughs> Hangi evet, Şuradan gösterelim. Tamam. Ee, her taraftan şey olur. Tamam. Şimdi şöyle, belimizde... 32 tane omurumuz var. Burası boyun, sırt, bel olmak üzere. Belimizde 5 tane omurumuz var. Bunların arasında da jelatinimsi yapıda olan disklerimiz var. Evet. Fıtık biyomekanik bir sonuçtur. Yani fıtığın altında yatan bir sebep vardır. Dolayısıyla biz bu sebebi ortadan kaldırmaz isek bu şartı var. E, nüksetme ihtimali oluyor. E, biz bunu nereden biliyoruz? Bize gelen geri dönüşlerden biliyoruz. Üçüncü hmm. ameliyattan sonra, ikinci ameliyattan sonra hocam biz ne yapalım? İşte platin <laughs> takıldı ne yapalım? Bu tarz şikayetler bize sık sık geliyor. Dolayısıyla e, fıtık bir sonuçtur. Sizin ilk soru neydi? Ameliyat oldum her şey bitti demek yanlıştır. Ameliyata girse de, girmese de her halükarda manuel terapi, fizik tedavi veya diğer tedavilerden fayda alması gerekiyor hastanın. Hmm biyomekanik düzeltmenin devam etmesi gerekiyor. Buradaki şurada bir fıtık yapımız var. Şurada bir görelim o fıtık yapısını. Halk yapımdan. şu şekilde alıyor. İzleyicilerimiz, seyircilerimiz bunu bilsin. Fıtık sanki buradan bir çıkmış bir yapı. Biz burayı temizlediğimizde her şey bitti zannetmesinler. Mekanik tedavinin devam etmesi gerekiyor. Mekanik tedaviden kastımız ne? Şöyle Osman'ımızı çevirelim. Buradaki omurlarımızdaki kilitler. Biz bunlara ne diyoruz? Disfonksiyon. Yani şöyle iki omur düşünün. Arasında kilit olması demek. Bu kilitlerin açılması gerekiyor. İşte var sırttan kaynaklanan bir şey, varsa omuzdan kaynaklanan bir şey. Var ise visceral organ dediğimiz iç organlardan, işte kalın bağırsaktan, mideden veya işte ince bağırsaktan veya mesaneden oraya bir baskı varsa indirekt olarak burayı etkileyen durumlar bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Hmm. Ameliyat oldum yan gelip yatayım demek yok. Şuna baktım da he, şunun ucu açık hakikaten. Şurada bir tane açıklık var. Evet. anatomik olarak kendi üzerinde. Son iki batmanıyor. tanesi boşta duruyor. Evet. Evet, şuradaki boşta, boşta duruyor. Diyor. Evet. Peki, e, belimdeki fıtık patladı. Tamam. Hoca böyle bir soru gelmiş. Hatta doktor demiş ki belinizdeki fıtık patladı tamam. e, ve manuel tedavilere engel midir diye sormuş. Fıtık patladığı zaman ne oluyor? Yani patlaması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Şöyle hemen e, izah edeyim. Fıtığın 4 derecesi vardı Çağla'nın. İzleyicilerimiz de bilsin. 1 2 3 4 diye gider. 4 Dördüncü derece ekstride fıtık, patlamış fıtıktır. Bu latincesi ekstride terim olarak. Patlamış fıtık manuel tedavi engel değildir. E, şu şekilde buradaki fıtığımız ikinci derece olarak tarif edebiliriz. Hı hı. Bir gösterelim arkadaşlar evet. fıtığı gösteriyoruz. Fıtığın ama. hiçbir derecesinde patlamış olsa da olmasa da manuel tedaviye engel değildir. Ama aması var yapan kişi işin ehli olması lazım, profesyonel olması lazım, deneyimli olması lazım. Hadi gel ben sizi kütleteyim. İşte halk arasında şimdi bayağı popülerleşti bu tarz şeyler. Kütleteyim. Artık insanlar kendi akrabalarına, eşine, dostuna, oğluna, kızına yapmaya başladı. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Uzman olan, bu eğitimi almış kişinin yapması gerekiyor. Fıtık patlamışsa da, patlamamışsa da manuel tedaviyle ciddi fayda sağlanır. İyileşme oranları ciddi orandadır. Biz bunu klinik tecrübeyle ve teorik bilgiyle bunu biz destekliyoruz ve biliyoruz. Bunlar artık biliniyor. Nitekim cerrahlarımız da artık bu bilgilere vakıflar ve evet. koordineli bir şekilde onlarla da çalıştığımız, parçalaştığımız hastalarımız da oluyor. Patlamış fıtıkta şöyle bir dezavantaj var, tedavinin süresi biraz uzar. Uzuyor. Evet süresi Ama uzar. Ama manuel terapi yine... Hiçbir sakıncası yok. Yap yapılabiliyor. Bir de şöyle bir şey var Çağla Hanım, bu sorun devamı olsun. Tamam. İşte fıtığınız var, işte aman manuel tedaviye gitmeyin, aman şuraya şey yapmayın, manuel tedaviyle fıtık kopar, damarınızı tıkar. Bu şekilde de bir e, yanlış bilgilendirilen hastalarımız da son zamanlarda artmaya başladı son 1-2 senedir. Böyle bir şey yok mu? Böyle bir şey yok. Burada patlayan bir durum yok. Hani burasını bir balon gibi düşünün. Bu buradan patlarsa gider işte kalbinizi tıkar, gider de işte bacak damarınızı tıkar diye bir durum yoktur. Bunlar tamamen yanlış Nereye gidiyor patlarsa peki burada? Patlarsa Hadi. bu dağılır. Patlar. Etrafında çünkü şöyle düşünün. Şimdi biz epidural yaptığımız zaman epidural ne demek? Evet. Burada iğneyle giriyoruz veya işte nokta atışı Diğer tedavilerde 7-8 katman biz işte deri, deri altı, fasya, fasyan altındaki kas, paraspinal kaslar, intersegmental kaslar derken derken 7 tabakayı geçiyoruz. Dolayısıyla fıtık patlarsa bir yere gitmez. Hmm. Fıtık zaten inflamasyondur. Hmm. Fıtık e, içeride olan bir inflamasyondur. Fıtığın derideki bir kesikten, parmağımızdaki bir yaradan hiçbir farkı yoktur. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar da yapılmıştır ve oradaki dokunun inflamasyon. İşte ve vesaireler diğerlerinin burada olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla e, patlarsa hiçbir riski yok. Sadece evet. tedavisi gecikir ve daha meşakkatli olur. Manuel te e, terapi rahatlatır mı yoksa sorununu tamamen çözüyor mu? Şimdi bu da insanların kafasını karıştıran evet, bir şey. Hocam var. tedavinin garantisi var mı? Tedavi kalıcı mı? Hocam işte biz geldik rahatladık acaba bu rahatlama geçici bir mi? haftaya geçer mi? Bir ay sonra geçer mi? E, klinik tecrübeyle sabit Çağla Hanım. E, bunu ben ilk defa söylüyorum izleyicilerimiz bilsin. 10 sene öncesinden, 5 sene öncesinden, 6 sene öncesinden tedavi ettiğim insanlara halen ulaşıyorum. Ve hala hasta öneriyorlar. Dolayısıyla eğer geçici olsa bir hafta sonra, 10 gün sonra bu insanlar derdi ki ya hocam siz iyi hoştunuz, güzel düzelttiniz de ben şimdi eski uyuşmalarım başladı derdi. derdi. Ama şöyle bir farkı var, şöyle bir şerhi var orada. Eğer ki yapılan tedavi bölgesel ise diyelim ki bel fıtığınız var. Gittiniz bir kütletmeci hocası buldunuz. Ben eskiden kütletmeci kütlet... hocası diyemez. <laughs> eskiden ben kütletmeci demiyordum. Şimdi artık karşı ıı, evet. tarafın yanlışını söylemek için bile veya ıı, bilimsel olmayan bir şey söylemek için bile önce onu kabul edip sonra antitezimizi söylememiz gerekiyor. Tamam. Bölgesel bir tedaviye gittiniz. Belinize iki kütletme yapıldı boynunuza veya 3-5 manevra yapıldı. Kalktınız gittiniz. Tedavin bitti. Çok gibi. Ha, ha, sonra... Tedavi çok güzel. Bir hafta sonra, 10 gün sonra o yaptığınız işlemin faydası biter. Hmm. Bazen iki gün sonra da ağrısı geri gelebilir ama aması var. Eğer ki bütün iskeleti işte boyunda boyun, tabi sırt, hmm. bel, kalça, işte sakroiliak eklem kalçayı söyledik, dizi, ayak bileği eklemi bütün iskeleti, hatta iç organlar, hatta hatta tabii. kafa iskeletinin biyomekaniği. Burada da 24 parça ortalama kemiğimiz var. Hmm bunların arasında bir harmoni var. Dolayısıyla bütün vücudumuzu hatta ve hatta işte psikolojiyi, hatta ve hatta Tabii yemeği, yani. hatta ve hatta yastığını, yorganını her şeyin için içine kattıktan sonra Ancak. biz burada kalıcı bir tedavi elde etmiş oluyoruz. Evet. Öbür türlü rahatlatır, Bölgesel sen sadece rahatlatır. Bölgesel bir hocaya gidiyorsanız tedavi. E, bir, bir müddet sonra faydası biter, nükseder, geçici olur. Ama eğer hoca işinin uzmanıysa bütün bir vücudunuzu tedavi alıyorsa rahatlatma değil, tedavidir, kalıcıdır. Ha şunu da söyleyelim. İlk defa tek seansın olmadığını söyleyen hocayım maalesef. İlk defa tek seansın hem canlı yayında hem televizyonda hem klinikte hem her yerde. Tek seans diye bir şey yok. Şöyle bir şey düşünün Çağlar Hanım. Diyelim ki siz kütletmecisiniz. Tek seansla herkesi düzelt. <laughs> evet. <gülüyor> tek seansla herkesi düzeltiyorsunuz. Tamam. Bir ayda bütün İstanbul'un hastasını bitirirsiniz. 2 ayda Marmara bölgesini bitirirsiniz. 3 ayda Türkiye'de Peki. hasta kalmaz. E ne oldu? Oturursunuz. Emekli ayrılırsınız. Yani tek seansla yer düzelteyim iddia Bitiyor ediyorum ya. Bitiyor olsa hastaları bitirmiş oluruz. Hmm. Dolayısıyla ne oluyor? Tek seansla rahatlatıyor. Hmm. E, hatta ben bir hastama danışanıma bunu sordum. E, Estonya olması lazım. Yurt dışından da çok hastamız geliyor Aha. Çağla Hanım. E, dedi ki ben benim işte fizyon var. Onlar fizyo diyorlar. Ben gidiyorum bir seansta işte düzeltiyor. E dedim ki haftada kaç gün gidiyorsunuz veya işte ayda? Hocam dedi ayda bir kere gidiyorum. Dört senedir gidiyorum. E peki dedim. E dört sene gidiyorsunuz. Ayda bir gidiyorsunuz. Yılda 12 seans yapar, dört yılda 48 seans yapar. Size tek seansla düzelttiğini söyleyen hoca bu şekilde bir yöntemiz diyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu işin oluru budur. Önce tabii iskeleti görmek gerekiyor. Tabii, i̇şte Hocam tabii. şu MR'a bir baksanıza düzeltebilir misiniz? Veya işte düzelir Biz miyim? Biz hep kesin çözümler istiyoruz aslında. Mesela bu çözümlerden bir tanesinde aslında halk arasında hep kütletme diye bildiğimiz şeyin ne olduğunu bir hocamıza soralım. Ne oluyor kütletince? Bir şeyler birbirine yapışıyor kütletince rahatlama geliyor sonra tekrar mı birleşiyor? Şu kütlemeyi evde yapmamamız gerektiği işte şunu benim bir belimi hopla sonra yukarıda yap gibi şeylerin hmm. zararlı olabileceğini isterseniz altını çizerek de bir bilgi vermiş olalım. Tabii ki. Kütletme nedir? Latincesi manipülasyon, manus el demek. Lütfen kameralar iyice bassın. Evet. İzleyenler televizyon sesini azıcık daha açın. açın. Manus el demek manipülasyon elle yapılan manevra demek. Bu Osman'ımız hastamız olsun yatırıyoruz. Bunu biz kütletiyoruz. Kütletmede yaptığımız şey şu manipülasyon. Zigaf eklem bu da latincesi Çağla Hanım. Şuradaki eklemler lütfen zoom yapalım. Şu eklemlerin hı hı. ismi zigafo fisyal. Türkçesi hı hı. faset eklem. Kütletmede yapılan işlem faset eklemdeki kilitli bölge disfonksiyonlu. Fonksiyon ne demek? Biz niye biyomekanik bir tedavi yapıyoruz? Hı hı. İskelet sisteminde. Biyo canlı demek. Mekanik. Canlının mekaniği demek. Canlının mekaniği de eklem, kas ve kemikle olur. Dolayısıyla biz bu manipülasyonu bu ekleme yapıyoruz. Ha, kütletmeyi yaptık. Her şey bitti demek doğru mu? Hayır. Asıl sorunuz neydi? Ha, herkese yaptırmayalım. Kütletme evet, yapalım. Kütletme. Yani geçici bir rahatlatma yöntemi olarak bilen kişiler. Kütletme tek başına tedavi değildir. değildir. Ha, bunu, bunu da, da insanlar bilsin. Tedavinin prosesinin bir tanesidir. Bazı hastalarımızda hiç kütletmeyi kullanmıyor ve hasta şaşırıyor. Hocam ben diyor işte bir video izledim. Çağat orayı yaptı, Çağat burayı yaptı. Sizde niye böyle diye şaşırıyor. Yani evet. işin normali bu aslında. Kütletme tedavinin bazen yüzde biri, bazen hiç kullanılmayan bir prosesi. Sadece tek başına tedavi etmez. Tek seansta düzeltmez. Mucize egzersiz yoktur. Hı hı. Mucize tedavi yoktur. Ama biyomekanik tedavi eğer hastalığı uyumlu olursa, e ee, tam düzelme yani %90'ın 95'in 99'una hatta tam düzelme de mümkündür. Eğer hasta uyumluysa evet. ve yapan kişi işin uzmanıysa sizi ortada bırakmıyorsa yani sadece kütletme yapıyorsa o tedavi rahatlatıcı olur. Eşe, dosta, akrabaya hadi ben sizi kütleteyim deyip e, ciddi Sakatlıkları maruz bırakabilir. O rahatlama olabilir ama onun geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Bir diğer sosyal medya sorusu şöyle. Bel kaymam var kaç seansta tamamen düzelebilirim diye. Genellikle bu seans konusunda evet. herhalde danışanlar çok ısrarcı oluyorlar. Tabii ki bir an önce e, sağlığına kavuşmak istemesi normal ama bu işlerde o kadar kolay olmuyor. Evet. Bel kaymasından birazcık bahsedelim Edelim. ve ne kadar süre ihtiyaç oluyor vücudun düzelmesi için? Tabii ki. E, şimdi kaç seans sürer? Her hastanın tedavisi kendisine göredir. Yani hasar ne kadar büyükse düzelmesi de o kadar süre tutuyor. Şimdi hastalar diyor ki hocam tek ben işte e, Kastamonu'dan geleceğim. Tek seansta düzeltebilecek misiniz? Hı hı. Yani şey gibi küreden cin çıkarmak gibi bir şey. <laughs> Çünkü görmediğiniz hastayı önce bir muayene etmek gerekiyor. Kaç seans süreceğini de detaylı bir şekilde önce muayene olması gerekiyor. Raporlarına bakılması gerekiyor, tahlillerine vesaire her şeyine bakıldıktan sonra kaç seans süreceğini söyleyebiliyoruz. Hı, hı, hı. Ee, Tam da bu noktada insanlar suistimale uğruyor ne yazık ki. Hani kaç seansta düzelir? Bir seansta. Deyince hoş geliyor insana. Yani o umudu pazarlama hoş geliyor insanlara. Ben bunu yapmıyorum. Ee, hiçbir zaman da yapmayı da düşünmüyorum. Ee, kaç seans süreci tamamen hastasına göre değişir. Kimisi 5 seans sürer, kimisi 10 sürer, kimisi 30 sürer, kimisi 50 sürer, sürer. Yani bunu bilmek için önce iskelete bir bakmak lazım. Evet. Ondan sonra diyeceksin Ayşe Hanım size 10 seansta gerekir. İşte Ahmet Bey size işte 20 seansta gerekir. Onun da altını doldurabilmek için de yine deneyim gerekiyor. Yani ben şimdi tabii, tabii. 10 seans dedim sonra 5 seans da bitmez veya işte 40 seanstı bitmemesi gerekiyor. Evet aşağı yukarı tabii, deneyimlerle bir şey söylenmesi birlikte. gerekiyor. Evet. Sosyal medya sorumuz şöyle. 2 ayda bir boynum tutuluyor. Doktor kortizonlu iğneyle tedavi etti. Şimdi bu noktadan sonra ne yapmalıyım diye şimdi tedavi oldu mu, oluyor mu? Ne oldu? Yani kortizonlu iğnelerden biraz bahsedeyim. Bir de mesela kuru iğneler falan da var. Onları biraz anlatır mısınız? Size? Ben de merak ediyorum <gülüyor> da. <gülüyor> Tabii ki. Şimdi kuru iğne apayrı bir durum. İşte akapunktur var, kuru iğne var. Bir de kortizonlu iğneler var. Şimdi genelde bize gelen hastalar birkaç hocaya gitmiş oluyor. İşte ortopediye gidiyor, ne bileyim işte fizik tedaviye gidiyor, işte PRP yaptırıyor. Ondan sonra ozon iğnesi yapıyor, kuru iğne yapıyor. Ee, ondan sonra... <laughs> bir takım böyle çok fazla kapı kapı dolaşmış oluyor. İşte hacamata gidiyor, sülük tedavi gidiyor da gidiyor. Yani benim şu an hani klinik tecrübeyle sabit 5-6-10 yere giden insanlarla hep biz çalışıyoruz. Kortizonlu iğneye gidiyorsunuz. Diyelim ki boynunuz tutuldu. Şimdi sürekli boynu tutulan bir insanın altta yatan bir sebebi vardır. Bir sebep olabilir veya işte boyunda bir omurga eğriliği olabilir veya işte omuz seviyeleri farklı olabilir. Doğuştan konjenital Kortikolis dediğimiz boyun eğriliği hastaları var, çocuklar oluyor. Bunların hepsinde boyunda problem olabiliyor. Dolayısıyla biz sadece, sorun neydi çok pardon? Kortizonla yine. <gülüyor> Kortizon. <gülüyor> Sadece kortizonlu iğneye gittik. Boynumuz tutuldu kaldık böyle gidiyoruz acile. Kortizonlu iğne yapılıyor üç gün sonra bir daha tutuluyor. Ben gidiyoruz gibi. iğne yapılıyor bir o daha geçici tutuluyor. geçici belki değil mi? Tamamen evet. geçici. E i̇şte sporculara maça Ve çıksın diye o anlık yapılan şeyler işte gibi mi oluyor değil mi? Tamam, asıl korkunç kısmı burası. Hemen e, bir iğne yaptırayım geçsin. E sonra, i̇ğne yaptım gittik sonra evet, daha fazla yaralanıyor. niye? Oluyor. Bu kortizonlu iğneler, kas gevşeticiler, ağrı evet. kesiciler beynin buradaki problemi algılamasını engelliyor. Dolayısıyla... Problem artarak geri geliyor. Evet, Çünkü beyin bilmiyor buranın hı. öyle olduğunu. İşte kortizon iğne yaptım, işe gideyim hı hı. diyorsunuz. Problem katlanarak geri gidiyor. Kortizonlu iğnelere çok e, hani e, girmememiz gerekiyor. Varsa işin içinde işte bir skolyoz olabilir, bir kifoz olabilir, boyun ağrısı olabilir, kas spazmı olabilir. Bunların hepsinin... Yine manuel tedavilerle işte osteopatiyle veya diğer tekniklerle düzeltilebilir ve evet. e, kortizona e, çok fazla bulaşmamamız gerekiyor. Fizyoterapist Hakan Kaymaz bizlerle beraber de çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bakın şimdi kim geliyor?